Selamun aleyküm arkadaşlar. Her seferinde sohbete başlarken sizlerle böyle kanlı canlı on numara damardan bir sohbet yapacağız derim ya. Bu sefer arkadaşlar öyle bir sohbet yapmayacağız. Böyle sohbetimiz belki yine kanlı canlı olacak ama inanılmaz üçkağıtçılıkları, rezillikleri sizlerle paylaşacağım. Yani sohbeti daha erken saatlerde ki saat şu anda 12'yi geçmiş pazar sabahı değil öğle saatleri abi saat 12'yi geçti. Ben bu sohbeti 11 gibi yapmayı planlıyordum ama gelin görün ki abi sağ sol telefon kulis bilgileri alayım sizlere en son gelişmelerden haberdar edeyim derken abi bir saattir böyle telefonlarla oradan bilgi al buradan bilgi al bunu sizlerle paylaşma adına yapıyorum tabi. Aldığım bilgiler abi rezil. Rezillik almış başını gidiyor. Galatasaray'da var ya abi. Bu kafayla bakın göreceksiniz bu kafayla hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Bu ne ya? Bu kadar rezillik olabilir mi? Bu kadar dalga dümen olabilir mi? Arkadaşlar Galatasaray'da dalga dümen, yalan, dolan, puştuk, üçkağıtçılık, he, al külah, ver takke. Ya almış başını gidiyor ya. Bu ne ya? Bu ne? Kimin ne dediği belli değil. Ya haftaya bugün Galatasaray, yani sizler, bizler hepimiz pazar sabahı, yani 12 Haziran pazar sabahı kalkacağız. Neye kalkacağız? Yeni bir yönetimde yeni bir başkanla tanışmış olacağız değil mi Galatasaray? Yok abi, yok yarınlar adına umutla bakabileceğimiz, söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bırakın günü, abi saatle yeni gelişmeler oluyor. Saat dilimleri aralığında yeni gelişmeler oluyor. Diyoruz ki, şu başkan adayı bakın, şunu yapıyor, bunu yapıyor, şöyle oluyor. Tamam, o zaman bu kazansın. Ama bir bakıyorsunuz abi, bir fırtına kopuyor, bir dalga yayılıyor. Diyorlar ki, o şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Hadi oradan bu tarafa doğru. Yok yok, o bunları yapacaksa biz burada yer alalım diyoruz. Bu sefer bu tarafa dönüyor İbre. Bir bakıyorsunuz arada bir gün geçmiyor. Buradaki iyi dediğimiz aslan tamam gel bak Galatasaray'ın yararına projeydi, oydu, buydu, gelişmedi dediğimiz kişi yeni bir gelişmenin sonrasında hadi bakalım dönüyoruz bu tarafa. Yok 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 olmadı. Hadi bakalım buraya. Ya bu ne ya? Ne bu ne nasıl bir şey? Nasıl bir durum? Bu olmaz böyle bir şey. Harbiden şaşırdım. Onun üstüne de arkadaşlar Galatasaray'da yalan dolan, iftira, hile, hurda, puştuk her şey var diye başlık attım ya. Başlık attım. Olmaz böyle bir şey ya. Olmaz arkadaşlar bakın. Galatasaray yeniden yapılanacak diyoruz. Galatasaray'da seçim var diyoruz. O var, bu var diyoruz. Yok abi, el alem bir kulübün başkanı çıkıyor diyor ki ben diyor 200 milyon liralık vergi borcumu Ankara'ya gide gele su yolu yaptım diyor. 16 milyon liraya indirdim diyor. Öbür kulübün başkanı çıkıyor. Benim kulüpten diyor ne alacağım diyor. Alacağım mı? Adam 150-200 milyon para vermiş. Benim alacağım yok diyor abi. Öte yandan abi devletten gidiyorlar 125 dönüm araziyi bilmem neyi alıyorlar abi. Kapatıyorlar oh mis gibi. Herkesin keyfi yerinde kimse bir şey yapmıyor. Abi öbür taraftan baksan Galatasaray devletin ve devlet Galatasaray'ın vergi borcunu sildi muhabbeti. Yok efendim Galatasaray'a bedava stat yaptı. Yok işte Kemerburgaz arazisi bilmem neydi de oydu. Ne Kemerburgaz arazisi? 5 seneden beri abi bir arazi verildi, alındı, gitti, geldi. Hala ortada bir şey yok. Ne yapılacağı belli değil. Yok Florya'ydı, yok orayı, yok bura. Ortada hiçbir şey yok. İnanın bana yok ya. İşte proje diyoruz. O bir tanesi çıkıyor işte Erden Timur proje diye anlatıyor. Yine kulübün içinde, camianın içerisinde bir takım tipler ya bunlar emlak şirketi mi? Bunlar müteahhit mi? Bizim müteahhitle işimiz olmaz diyor. O ona sallıyor. O ona geçiriyor. Yalan dolan. Bir bakıyorsunuz abi ben şöyle yapacağım diyor biri. Peşinden yeni bir gelişme. Onun yalan olduğunu anlıyorsunuz. Yalan arkadan dolan. Gel bildiğini yap. Şimdi en son abi biraz önce telefonda aldığım bilgi. Dursun Özbek'in 3+1 yıllara Fatih Terim'i getirme planlarını artık sonuna geldiği söyleniyor. Ya benim kırmızı çizgim Fatih Terim ya kusura bakmayın. Fatih Terim Galatasaray'a gelmemeli ya. Açık açık söylüyorum. Burada benim kişisel bir düşmanlık falan yok. Ama Galatasaray arkadaşım yeniden yapılanmalı ya. Yeniden yeni bir teknik direktör, yeni bir heyecan, yeni bir coşku olmalı. Yeni bir plan program olmalı. Fatih Terim bugüne kadar ne vermiş? Verdikleri meydanda. Efendim işte Galatasaray'a tabii kazandıracak şampiyonlukları. Galatasaray sayesinde mal, mülk, şan, şöhret, para bu kadar her şeye sahip oluyorsan abi Galatasaray'a da bir şeyler vereceksin. Galatasaray'ın sana sunduğu imkanlarla. Sunmadı mı Galatasaray? Cebinden mi aldın o futbolcuları? Hacileri, Tafelleri, Popescuları, Snyder'leri, ne bileyim Drogba'ları gittin cebinden mi aldın yani? Ne zaman sana
Kulüp teslim oldu, başkanlar teslim oldu, rahmetli Özhan Başkan teslim oldu. 39 futbolcu o dönemin parasıyla 50-60 milyon euro Galatasaray içeri girdi. O günden sonra bu tarafa doğru geldiler. Son 4 yılda, son ay bakın 3,5-4 yılda 55 futbolcu aldırdı bu arkadaş Galatasaray'a. Galatasaray 1.2 milyar borçhanesine yazıldı. Orada da hiçbir şey yok. Sadece yaz transfer döneminde 11 futbolcu ya da 11 çöp değil ne derseniz deyin abi. Hepimiz bir şekilde aa Fatih ne diyordu Fatih Terim? Fatih Terim yapıyorsa bir bildiği vardır diyeceksiniz diyordu. E tamam biz de öyle dedik. Adamı yakından tanınmış olmamıza rağmen bir bildiği vardır dedik. Destek verdik. Verdik battık. Verdik battık. Verdik battık. Al işte gelinen nokta. Hala şimdi birileri takılmışlar kuyruğuna. Ya kabul edin ya da etmeyin. Burak Elmas şu gönderme operasyonunu yaparak Galatasaray'a tarihi kıyak yaptı. Yaptı yapmasını ama şimdi bir bakıyorsunuz Dursun Efendi geri getirecekmiş. Efendim Dursun Efendi'ye Ankara'dan birileri işte şöyle demiş böyle demiş geri getireceksin bilmem ne. Abi geldiler ya bir teknik direktör düşün ben teknik direktör olacağım başarısız oldum. Ya Hikmet Karaman Türkiye Kupası'nda final oynattı. İki negatif gelişmeden sonra bıraktı gitti. Ömer Erdoğan Hatay'a 3 sene harikalar yarattı bıraktı gitti. E gideceksin kardeşim Fenerbahçe'de İsmail. Aldı bir dönem getirdi bakın takım kaçıncılıktan geldi lig ikinciliğine oturdu. Adam gitti başka bir teknik direktörü getirdi. Beşiktaş'ta şampiyon yapan Sergen gitti gidiyor. Yerine başka ama Galatasaray'da abi Fatih Terim gitmemeli gitmeyecek kulübün sahibi sanki herif yani. Bu ne ya? Sahibi mi bu adam kulübün? Dursun Efendi geri getirecekmiş. Getir. Getir bakalım getirebiliyor musun? Ha getir de seçimi kazan bakalım. Sana kim oy verecek? Çık. De ki kardeşim benim teknik direktör adayım Ali Veli ya da bilmem Fatih bilmem kim de adam gibi söyle kıvırma. Yeter bu milleti kandırmaya, bu taraftarla oynamaya ne hakkım var? Ama yok kardeşim diyorum ya yalan, dolan, üçkağıtçılık, hile, hurda her şey bunlar da abi. O onun arkasından çakıyor, onun arkasından çakıyor. Erden Timur çıkıyor bir takım işte projelerden, morojelerden söz ediyor. Biz diyoruz ha bu şu, öbürleri diyor kardeşim siz bakmayın onun öyle anlattığına, işte iş görüldüğü gibi değil. Öbürü bilmem ne anlatıyor. Geçen gün size paylaştım fotoğrafı. İnan Karaç, Ünal Aysal, Adnan Öztürk falan bir araya geldiler. Florya'ydı sonra bir belirli yerlerde yemekler yendi. Nedir bunun dedi kardeşim nedeni? Niçin bunlar bir araya geliyor? Çünkü sanki Dursun Özbek, Fatih Terim'i düşünmüyormuş gibi bir hava yayıldı. Önce böyleydi ama sonra onunla beraber kol kola yürüdüğünün haberini İnan Karaçlar, Ünal Aysallar alınca abi adamlar soluğu Florya'da aldılar. Dediler buranın sahibi biziz. Yok dedi taraftar Galatasaray'ın sahibi Galatasaray. Hiç kimse Galatasaray'ın üstünde değildir dediler. Mesajı verdiler. Şimdi Eşref Hamamcıoğlu'na destek veriyor adamlar. Verirler öyle ya da böyle. Diyorlar ki kaynağı da bulduk parayı da bulduk. Ha bunlarda normalde para var. Var ama vermiyorlardı. Şimdi Eşref'e işte o paralar verilecekmiş. Öyle olacakmış böyle olacakmış. Örneğin işte İnan Kıraç'ın şirketlerinden biri stada isim sponsorluğunu alacakmış. Karsan bilmem ne ama kendi ismini koymayacakmış, parayı verecekmiş, burası Ali Samiyan olarak kalsın. Güzel bir proje tamam veya çok önemli bir gelir kaynağı olabilecek bir gelişme varmış. İşte çarşamba günü açıklayacaklarını söylüyor. Abi ben onu bunu bilmem, Ali'ye Veli'ye bakmam, al külah ver takkeden anlamam, hileden, hurdadan, puştuktan anlamam. Benim için önemli olan, asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ın menfaatleridir, hile hurdadan anlamam. Önemli olan Galatasaray'dır. Söz konusu Galatasaray'sa gerisi teferruattır. Aliler, Veliler, Eşrefler, Dursunlar, Mursunlar hepsi benim için teferruattır. Asıl olan Galatasaray'ın başarısıdır, geleceğidir. Galatasaray için elini kim taşın altına sokuyorsa, doğru işler yapıyorsa bakın öbür taraftan Ali Koca abi 150-200 milyon para vermiş abi benim hiç alacağım alacağım yok diyor kardeşim. Galatasaray'a bakıyorsunuz gelen götürmeye çalışıyor. Ha, gelen götürmeye çalışıyor. Herkes böyle. Bir teknik direktör getiriyorsunuz veya bir yönetici getiriyorsunuz. Abi bu ne ya? Bir Galatasaray'a gelen bir yönetici dedi ya. Galatasaray borç batağına düşerken, Galatasaray fakirleşirken birileri hep zengin oldu dedi. Abi araştırılsın bu ya.
araştırılsın. Bu ne? Nasıl bir şey? Bugün Galatasaray'a kusura bakmayın abi, en büyük zararı verenlerin başında Fatih Terim geliyor. Rahmetli Özhan Başkan döneminde söylüyorum 39 futbolcu alındı. Bir tane içinden biri çıkmadı. 50-60 milyon euro o dönemin parasıyla Galatasaray içeri gitti. Gelin bu tarafa doğru abi. Gelin geldiğiniz zaman işte son 3,5-4 yılda 55 futbolcu 1.2 milyar zarar borç bahanesine yazılıyor. Hadi onu da geçtim. En son yaz transfer döneminde 11 futbolcu Galatasaray abi 30-40 milyon euro sadece bonservislerden içeri giriniyor. Alınan futbolculara bakın abi. Morutanlar, işte Çıkıldağlar, Asın Çao diye bir adam geldi. Hatırlıyor musunuz? Ozon Vofor diye bir adamı getirdi, oynatmadı. Hatırlayın ya. Defans oyuncusuydu bu çocuk. Oynatılmadı. Hatay'da geç sonra defansa çekti. 3-7 Galatasaray Hatay gibi bir takımdan. Ondan sonra biliyorsunuz gelişmeleri. Belçika'ya kiralandı 100 bin euroya. Adamları aldılar, 100 bin euroya yatırdılar. Oyuncuyu başka bir kulübe sattılar. Bunları değerlendiremiyorlarsa. Yunus Akgün. En güzel örnek o. Yunus. Adana Demirspor Başkanı söylüyor kardeşim. Diyor ki ben Fatih Terim'e, Necati'ye söyledim. Siz bu çocuğu nasıl Rize Spor'a veriyorsunuz Oğulcan'a karşılık? Yapmayın etmeyin dedim diyor. Kavga bile ettim adamlarla diyor. Yok dediler diyor. Ama diyor Allah'tan çocuk dik durdu da diyor. Gitmedi diyor. Geldi Adana Demirspor'a. Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü vesaire başkan. Doğru yerde, doğru hoca, doğru zamanda. Adam yıldız oldu bugün. Galatasaray bir yıldız kazandı. Peki bunlar Galatasaray'a verilen zararlar değil mi? Emre Akbaba Alanya Spor'dan Galatasaray'ın çocuğu olarak geldi. 4,5 milyon euro karşılığında. Çöp oldu. Tekrar Alanya'ya geri gitti. Adam tekrar orada yıldız oldu. Şimdi adam diyor ki Fatih Terim diyor gelecekmiş diyor. Gelirse ben gelmem diyor Galatasaray'a. Geri dönmem diyor. Rize Giresunspor'dan kaleci Okan Küçük Fatih Terim dönecekse gelmem diyor. Daha bunun gibi abi Dursun Efendi de karnından konuşuyor. Bir ara el altından bize bilgiler geldi. Dediler yok mok dediler. Yalandı, dolandı abi. Kıvırmalar, muğurmalar. Bunlar çünkü abi Danses Zenlü Bey'i geçtiler. Her dakika bir şey söyleniyor. O böyle söylüyor, o öyle söylüyor. Hangisine inanacaksın? Kimin doğru söylediğini nereden bileceğiz abi? Sonuçta kulislerden bize akan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Ama yok, en son bilgi Dursun Özbek Fatih Terim'i getirecekmiş. Getir, hayırlı olsun. Bana ne? Al çal başına. Ne olacak? Fatih Terim geldiği zaman Galatasaray tamamen bölünecek. Seneye küme düşecek. Bu kadar basit. Ne olacak? Efendim 8 futbolcu gönderecekmiş. Yeni transferler yapacakmış. Ba. Güzel. Futbol AŞ'nin başına mı geçecek? Yoksa oraya Okan'ı aşağıya oturtup kendi yukarıda mı oturacak? Ne olacak? İşin içinde akçeler var. O var, bu var abi. Okan da zaten Fatih Terim'in müritlerinden biri. Al birini vur diğerine. Şimdi neyi söyleyelim? Neyi konuşalım abi? O yüzden boşuna mı diyorum ben Galatasaray'da dalga dümen? He? Bir takım yamuk işler, kuşluklar bitmez diye. Al birini vur diğerine. Al külah ver takke. Kongreleri deseniz abi bunların suda balık avlıyorlar. Kimin eli kimin cebinde? Hiç belli değil. Söylediğim gibi yalan, dolan, iftira, hile, hurda, puçlu, kıvırma, abidik kubidik numaralar. Ya sonuçta Galatasaray başkan seçilecek ya. Asıl olan Galatasaray'dır, gerisi teferruattır diyoruz. Yok abi, yok. Gönderilmiş olan bir teknik direktörü hala geri getirmek yok mu abi? Galatasaray'ı çalıştıracak başka bir teknik direktör yok mu? İçeride dışarıda. Şimdi Eşref Hamamcıoğlu tabii ki öne geçer. Eşref Hamamcıoğlu çok net bir şekilde tavrını koymuş. Ben diyor Fatih Terim'le çalışmam diyor. Abi Fatih Terim'le çalışmam diyen adamı öperim yani. Bu kadar basit. Artık çalışmasınlar. Bıraksınlar ya Fatih Terim doldurdu. Miadını doldurdu çekilsin bir kenara. Saygı duyulsun. Ben başka bir şey... Galatasaray'a bu kadar zarar veren, bakın ta Özhan Başkan rahmetli döneminden bu tarafa doğru aldırılan futbolcular, sokağa atılan milyarlar, son 3-5 yılda yapılan 55 futbolcu transferi, son yaz dönemi transferleri, başarısızlık, takımın yerlerde sürünmesi, bölünmüşlük, her türlü rezalet var. Yok mu abi Galatasaray'da 3-5 tane cesur kongresi yok mu? Şöyle toşaklı 3-5 tane adam şu Fatih Terim'i disiplin kuruluna verip de üyelikten attıracak, hesap soracak. Abi Fatih Terim'i bırakın Galatasaray'a tekrar teknik direktör olmasını. Bir hesap sorulması lazım. Galatasaray'a verdiği bu kadar zarardan dolayı Fatih Terim'den hesap sorulması lazım. Üyelikten atılması lazım gerekiyorsa.
Bu kadar olmaz, bu kadar dalga dümen, bu kadar rezillik var. Kimse bunu söylemiyor abi. Hiç kimse. Hep iyiyi söyle abi, hep iyiyi söyle. Hangi transferi yapmış, hangi takımı kurmuş, hangi genci çıkarmış, hangi yardımcı antrenörü çıkarmış? Var mı Galatasaray'da bir tane yardımcı koç asistan Fatih Terim'in yetiştirdiği, geliştirdiği, ortaya çıkardığı? Evir çevir, ya sadece laf salatası yapıyorlar. Fatih Terim onu yaptı, Fatih Terim 8 kupa aldı. Peki Fatih Terim'in aldığı o kupalardan Geres almadı mı, Derval almadı mı abi? Diğerleri almadı mı? Bir sürü teknik direktörler var. Abi liderin bir puan gerisindeyken bu ülke Tudor'u gönderdi ya. Ya daha neler abi, neler söylenecek, konuşacak o kadar çok şey var ki. Ama yok, biz hani sustukça, hani sustukça birileri meydanı boş buluyorlar, diyorlar Dursun Efendi ya. Ha, oraya gelmişsin sen abi. Erden Timur'u da kullan, onu da kullan, bunu da kullan. Yok projeydi, tamam eyvallah proje muraca. Ben şunu söylemiştim. Erden Timur'un Galatasaraylılığıyla diğerlerinki bir mi diye, verenle alan bir mi diye. Yine aynı fikirdeyim. Verenle alan bir olmaz ama Dursun Efendi ya, seni kim tanırdı Galatasaray başkanı değilken? Fatih Terim'i geri getirdi. Çık abi delikanlı gibi de ki, çık o zaman adam gibi söyle. Benim teknik direktör adayım Fatih Terim'dir de. O zaman tamam. O zaman deriz ki tamam, buna inanıyor. Ama abi ortada bırakacaksın. Millete diyeceksin ki söylemeyin, açıklamayın. Perde arkasında tamam 3 yıllık çıkıyor bazı tipler. Efendim Fatih Terim'i geri kazanmamız lazım. Geri getirmemiz. Getirin getirin getirin. Getirin, yarın bıraktığı işi tamamlasın. Ne oynatacak abi? Adamın yorumculuğunu gördünüz. O yorumculuk doğru düz kuralları bilmiyor benim gibi. Ne olacak abi? Benimle onun ne farkı var? Ben de o kadar kural biliyorum. O da o kadar biliyor. Ötesi yok. Yorumlar. 10 numara yorum yapmış. Ne 10 numarası lan? Ömer Üründür'ü arıyor millet. Diyor ki keşke Ömer Üründür olsa, Ömer Üründür'le yıllarca haksızlık yapmışız diyor. Neyse onları da siktir edelim. Geçelim abi, asıl olan Galatasaray'dır. Evet, Galatasaray'a öyle ya da böyle hizmet vermiş mi? Şampiyonluklar gelmiş mi? Öpelim başımızın üstüne koyalım. Tarihteki yerini alsın ama çekilsin kenara. Genç, dinamik, çalışkan, yeni adaylar, yeni isimler, yeni futbolcular gelsin. Gelenler çöp olmasın. He? Çöpler alınmasın. İşte Yunus. Görüyorsunuz Emre Akbaba, bunlar sadece bir iki tane örnek. Belki daha ne yeni Yunuslar ne Emre Akbabalar var. Ozan Vafor'u burada göremedik. Belçika'da işe yaramaz diye oynatılmadı, elde tutuldu, gönderildi. Ya gittiler Asın Çağ diye bir oyuncu getirdi ya. Dedi ki bu dedi bilmem şöyle oynayacak, böyle oynayacak dedi. 6 numara. Efendim Fatih Terim diyor televizyonda diyor Real Madrid Liverpool maçında öyle bir 6 numara tanımı yaptı ki diyor. O zaman ben kusura bakmayın bu fuşlara soruyorum. Madem 6 numara tanımı yaptı da o 6 numara diye getirdiği Asın Çağ'ı ne kardeşim? Bir maç oynamadan gönderildi. Heh. Lan sizin hocanız yaptı bu tanımı. 6 numarayı o getirdi. Ya abi insanı deli eder bunlar ya. Bunlar insanı deli eder. Eşref bir taraftan, Dursun Efendi bir taraftan, Adnan Öztürk bir taraftan, öbürü bir taraftan. Abi artık Galatasaray için ya, Galatasaray için bir herkes şapkasını külahını önüne koysun da bir düşünsün ya. İşte duayenler ortaya çıktı. İnan Kıraç'tı, Ünal Aysal'dı, işte öbürüydü bir araya geliyorlar. Dursun'un yapacağı bir takım perde arkasındaki işleri çözmüşler. Fatih Terim'le yine kol kola el ele yürüdüğünü düşünüyorlar. O Fatih Terim'le el ele kol kola yürümek, onu tekrar göreve getirmek. Bırakın göreve getirmek. Florya'nın önden geçmemesi lazım ya. Bugün Galatasaray'ın yaşandığı sıkıntıların %90'ı, borcun neredeyse %80'i bu arkadaş yüzünden oldu. Efendim şampiyonluklar kazan. Tabii hep şampiyonluklar görülsün abi. Kulübe verdiği zararlar, açtığı yaralar hiç görülmesin. O borç batağına Galatasaray'ın nasıl sürüklendiğini, ne kadar çöp futbolcuların geldiğini hiç kimse görmesin abi. Görmeyin. Hiç onları görmeyin abi. Yok kupa geldi, yok şampiyonluk. Bu adam, ben size söylüyorum, Hacileri, Drogba'ları, Taferelleri, Popescu'ları, ne bileyim Snyder'leri istemedi. Kendileri söylediler, kendileri. Adam diyor ki Snyder bizim diyor 4. tercihimizdi diyor Hasan Şaş. Fatih hocamızın 1. sırası diyor Ben Arfa'ydı diyor. Ben Arfa diye bir futbolcu şimdi hatırlıyor musunuz? Nerede? Var mı? Kim Ben Arfa'lar? Daha bunun gibi neler ya? Ya Malatya Spor'a bir tane bir Tete midir, Mete midir diye bir tane garip geldi değil mi?
Ya bunu transfer etmek için 10 milyon, 8 milyon euro parayı bu adam kasadan vermeye kalktı. Allah'tan dönemin başkanı rahmetli Mustafa Cengiz yer ulan dedi, verdirmedi. 600 bin liraya Malatya Spor, 600 bin dolara Malatya Spor'a geldi bu adam. Geldi de ne oldu? Ne olduğunu gördünüz arkadaşlar. Biz Lukumkuları, Alma Guayer'leri, her türlü rezillikleri, Pintoları, bilmem onları bunları görmedik mi? İşte oralardan buralara, Tamaşlardan, Bratulardan, bilmem nerelerden, en son Morutanlara, Çıkıldağlulara, Asıncağlulara geldik. Bunlar Galatasaray'a atılan kazıklar değil de nedir? Galatasaray'a bu kadar zararı ben mi verdim arkadaşlar? Bu kadar zarar veren adamı hala baş tacı edip, hadi tamam taraftar isteyebilir, onun avane takımı var, trolleri var, onlara bir şey demiyorum. İsteyebilirler, seviyor olabilirler. Biz de zaten kişi olarak bir şey söylemiyoruz. Kişi olarak onu ayrı, ama Galatasaray teknik direktörlüğünden, o makamdan, teknik direktör makamından, Galatasaray'ın başına gelecek olan hocadan, dünüyle, bugünüyle söz ediyoruz. Yaptığı değerlendirmeleri, yaptığımız değerlendirmelerimiz budur arkadaşlar. Yoksa bizim kişilerle bir alıp veremediğimiz yok. Ya Galatasaray'ın bugün en hassas olduğu nokta o. İçinde bulunduğu durumun tek nedeni malum kişi olmasına rağmen hala Dursun Özbek Efendi ben başkan adayım çıkıyor, işte onu alıyor, bunu alıyor, ne var, ben bunu getireceğim. Sen onu getirdiğin zaman o Cemal Özgörkeyler, ne bileyim Erden Timurlar orada evet mi diyecekler sana? Evet diyeceklerse onlara da yazıklar olsun. Onlara da yazıklar olsun. Özellikle Cemal Özgörkeye. Cemal Özgörkey böyle bir oluşuma nasıl evet diyebilir? Nasıl göz yumabilir? Yummaması lazım. Olmaz yani. Bütün bunları ben niye anlatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şunun şurasında seçime bir şey kalmadı. Haftaya pazar günü, bugün pazar olduğuna göre abi, 5'i olduğuna göre, 5 Haziran olduğuna göre, haftaya pazarda 12 Haziran olacak ve Galatasaray'ın yeni başkanı seçilmiş olacak. Galatasaray taraftarı artık bir daha sabah kalktığında Fatih Terim göreve gelmiş haberini duymak istemiyor. Burak Elmas Efendi seçildi, ne oldu abi? Daha göreve başlamadan yarın dedi bilmem ne imparatorumuz Flore'de işbaşı yapacak dedi. Yaptı da ne oldu? Yaptırdı da ne oldu? En büyük yanlış o muydu? Oydu. Kendi kovdu. Kendi işbaşı yaptırdığı adamı kendi kovdu. Çünkü her türlü rezilliği, skandalı kısa bir sürede gördü. Ama Galatasaray'da abi abidik bubidik numaralar, puştuklar bitmiyor ki. İftiralar bitmiyor ki. Herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Herkes birbirine sallıyor. İftira, yalan, dolan almış başını gidiyor. O ona çakıyor, o ona çakıyor. Olmaz. Bu kadar rezillik olabilir mi? Ama var. Ne diyeceksiniz abi? Bu kadar yalanın, dolanın, iftiranın, üçkağıtçılığın, puştuğun olduğu yerden nasıl sağlıklı bir neticeye varacağız? Adam gidiyor, yönetim seçiyor abi, başkan seçiyor. Kendi seçtiği başkanı 8 ay sonra kendileri yiyorlar. Kendileri alaşağı ediyorlar. Yapmayın, etmeyin. Bunlar niye böyle ibraydı, ibrasızlıktı? Al külah ver takke dediğimiz yere geliyoruz, dönüp dolaşıyoruz. Dursun Özbek denen kişiyi abi arkasına teneke bağlayarak gönderdiler. Ki o Dursun Özbek zamanında o Fatih Terim'i göreve getiren kendisiydi. Sonra Fatih Terim, Dursun Özbek baktı ki istenmiyor, arkasına teneke bağlandı. Gitti başkasının yanında yer aldı. Başkasının yanında yer aldı. Şimdi dönmüş abi. Ben Fatih Terim'i geri getirdim. Ne var? Ne buldun abi Fatih Terim'de? Bana bak, onu söyle. Tamam, bir zamanlar o olmuştu abi. Galatasaray'ın sınırsız imkanlarıyla, parasıyla, puluyla bunlar olmuş. Bu kadar borç. Borçhanesine bir bakın bakalım. Ben mi yaptım bu borçları? Kim yaptı? Çöp futbolcular, ipe sapa gelmeyen transferler, yapılan yanlışlar, harcanan paralar Galatasaray'ı bu noktaya getirdi. Hala bilmem ne Terim, Allah Kerim. Yani yeter artık ya. Yeter. Yapmayın bunları, etmeyin. Galatasaray'a bu kadar zarar vermeyin. Çıkın abi, çıkın. Bir kere de doğru bir şey söyleyin. Yeni gelince atıyorlar. İrfanı hür, vicdanı hür, bilmem nesi hür diye ne diyor? İrfanı, fikri, vicdanı hür. Abi nerede irfan, fikri, vicdanı hür abi? Herkes karnından konuşuyor. Herkes perde arkasından konuşuyor. Herkes dalga dümen peşinde abi. Hile hurda peşinde. Puştuk peşinde. O onun gözünü oyuyor, o onun gözünü. O onu aşağı çekiyor, o onu aşağı çekiyor. Neticede kaybeden kim? Galatasaray. El alem transferini yapmış, malı götürmüş, almış, bakmış. 200 milyonluk vergi borcunu rakip kulübün başkanı diyor, 16 milyona indirdim diyor. Öbürü gitmiş 125 bin dönüm araziyi almış, Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Bunlar abi bir kemerburgazı yıllardır halledemedikleri gibi, işte ellerindeki bir tane bir adama da vardı, oraları harabeye çevirdi.
getirdiler. Son 10 yıldan beri Galatasaray'da bu tür dalga dümenler hep vardı ama son 10-15 yıldan beri abi bu tarafa doğru gelinen noktaya bir bakın. Galatasaray'ın son 10-15 yılı hadi biraz daha belki de 20 yılı bu kadar karanlık, bu kadar rezillikle geçmedi ya. Bunu yapanlar kişiler abi, kişiler. Bunlar sözde Galatasaraylı ama bakın bu geriye doğru gittiğiniz zaman 15-20 yılın tamamında neredeyse söz konusu olan bir kişi var yani. O kişi her döneminde abi öyle ya da böyle etkili olmuş, aldığını aldırmış, sattığını sattırmış. Hep var, hep var, hep var. Nasıl bir güçse helal olsun. Böyle de bir güç var. Şimdi yine kendini bir yerlerden alınmış abi. İşte yok ismi statlara verilmiş, oralara verilmiş, buralara verilmiş. Ben istediğimi yaparım. Helal olsun abi. Öyle vallahi billahi. Çıkıp da abi bugün 3-5 tane diyorum ya toşaklı adam bundan hesap soramıyorsa, üyelikten attıramıyorsa, Galatasaray'a verdiği zararların hesabı sorulamıyorsa abi, bu kadar güçlüyse helal olsun abi. Toşaklı adam çıkmıyorsa o zaman en toşaklı adam bu, gidin toşaklarını öpün o zaman. Ne diyeyim yani? He? Beşiktaş'ın Galli hocası Toşak'ı da böyle anmış olduk yani. Daha diyecek hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Ben bir şey söylemiyorum. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Deminden beri, baştan beri söyleye söyleye buralara geldik. Zarfçılar söylemez. Bir takım tipler söylemez. Yorumcu geçinen, yazar geçinen, bilmem ne geçinen tipler söylemez. Çünkü adamlar abi zarfları cebe indiriyorlar. Onlar için Galatasaray önemli değil ki. Galatasaray yerlerde sürünsün, küme düşsün. Yeter ki içi dolu, kalın kalın böyle kalın abi tuğla gibi zarflar gelsin abi koysunlar. Ondan sonra bunlar itlik yapacaklar, çakallık yapacaklar. Bir takım tipler de bana sosyal alemde Fatih Derin düşmanı. Lan ne düşmanıyım? Kimin düşmanıyım? Ben kimsenin düşmanı müşmanı değilim. Ben Galatasaraylıyım kardeşim. Benim gönlüm ben Galatasaray. Ben Galatasaray'a kim zarar vermişse bana meydan okuyorlar. Gel falan yerde konuş. Ulan ben sizden falan yerde filan yerde değil uzayda da konuşurum da sizler benimle konuşacak adamlar değilsiniz. Tamam mı? Bunu bilin. Kafanıza sokun böyle. Galatasaray'ın gerçeklerini benden daha iyi kimse bilmez. Ben son 45-50 yıldır bu işin birebir içindeyim. Yaşadım ben bunları yaşadım. Oturmuşlar onun bunu yalanıyla dolanıyla bilgi sahibi olmuşlar. Bana laf yetiştirmeye çalışıyor bazı bir takım puşlar. Gidin lan yürü. Basın gidin hıyarlar. Bana laf yetiştirecekler. Asıl olan Galatasaray'dır Galatasaray. Galatasaray'ı kendi menfaatin çıkarı için kullanan satan aşağılıktır. Bak bunu da bu kadar net söylüyorum. Aşağılıktır. Galatasaraylı olmayıp bilmem ne kulübünün elemanları, onun bunun elemanları, yalayıcılar, yıkayıcılar şimdi Galatasaray üzerinden zarfları cebe indirdikleri için Galatasaray bilmem ne ahkam kesiyorlar. Hadi oradan, hadi oradan bana hikaye okumayın. Bak Kums ne diyor? Ulan diyor bu Yunus'u diyor Rize'ye diyor gönderen diyor kafaya diyor demeye getiriyor. Yunus'u Rize'ye gönderiyordu adam. Ya Galatasaray'a ne zararlar verildi ya, ne zararlar verildi. Kimse bunları görmüyor. Galatasaray derhal abi o her boka maydanoz olan tipler var ya hani divan mivan var ya kurun o zaman bir komisyon söz konusu kişinin Galatasaray'a verdiği zararları çıkarın tek 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 ortaya Galatasaray'a bu kadar zarar herhangi bir üye var, vermiş olsa üyelikten atarsınız. Tanımam bilmem etmem Fırat bilmem ne adam iki defa tedbir koydurdu kongreye diye adamı üyelikten katmaya kalktınız hakaretler ettiniz. Galatasaray'a bu kadar zarar vermiş olan adamlar var ortada. En son giderken Torrent isyan ediyor. Adam diyor bütün Florya tarumar edildi ya. Bilgisayarlara varana kadar analiz raporları hepsi götürüldü. Ne oldu abi? Kim sesini çıkarıyor? Yok. Kimse sesini çıkarmaz. Herkes karnından konuşacak. Dalga dümen, üçkağıtçılık, hirde, hurda. Ha? Hile, hurda, puşluk. Var abi var var. Kongre ne kongresi abi ne kongre. Kongre mongre hikaye ya hikaye. İşte Dursun Özbek Efendi. He, Dursun emmi. Yok 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 diyor. Perde arkasından. Ama ben Fatih Terim'i getireceğim. Zaten Fatih Terim'in avane takımında elemanları Filora'ya mesaj gönderiyorlar. Güzel aydın günler başta olmak üzere diyor. Geliyoruz güzel aydın günler var diyor. Hazırlanın diyor. Bir takım işte şeyler, petrolcüler, azat yanlar mıdır nedir tipler var ya. Kalpler konuluyor. Az kaldı. Geliyor. Gelin gelin abi gelin gelin. Gelin Galatasaray'ın işte son bir hamlelik hali kaldı. Vurun son bir hamleyi, vurun bir son voleyi, devirin abi, düşürün ikinci lige. Mutlu olun ya, mutlu olun. Nasıl olsa Dursun Özbek arkanızda getirir. Getirir abi, getirir ama ben bir şey söyleyeyim mi? Bakın Galatasaray'ın sessiz çoğunluğu, gerçek taraftarı var. Bunlar size bunu yaptırmazlar, yedirmezler.
İster istemez şimdi millet tekrar Eşref'e dönecek. Çünkü Eşref'in kırmızı, o diyor ben diyor getirmem diyor kardeşim. İşte bir de Mancini hamlesi, Ünal Aysal din Ankara'da zaten o Arabiler işe el koyarlarsa bu iş farklı bir yöne gidecek. Onlar da biraz İnan Kıraç, Ünal Aysal açın kesenin ağzını, verin o zaman Galatasaray'a paraları. Manciniler şunlar bunlar gelsin, üst düzeyde futbolcular Galatasaray kurtulsun. Ha başkan oymuş buymuş o beni ilgilendirmez. Derin Galatasaray'mış, Arabiler'miş, oymuş buymuş. Hepsini geçtim abi, hepsini geçtim. Asıl olan Galatasaray'dır, gerisi teferruattır. Hikaye okumayın bana. Neyse arkadaşlar, bir çırpıda söyleyeceklerimizi söyledik. Zaten birkaç saattir de telefonlarla görüşmeler, konuşmalar yaptığım için bayağı da bir doluyum. Şimdi beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Bir defa eğer Dursun Özbek bu hamleyi yaptıysa bunun hesabını mutlaka ödemeli. Başkan da olmamalı kardeşim. Ötesine bakacağız. Gelişmeler ne olacak? Bakalım akşamdan sabaha ne olur? Birkaç gün içinde neler olur onu göreceğiz. Bir de çarşamba günü zaten başka gelişmeler olacak. Onlara da bakacağız. Ama Galatasaray'da arkadaşlar yalan, dolan, iftira, hile, hurda, puştu her şey var. Her şey var. Almış başını gidiyor. Diyecek de fazla bir şey bulamıyorum. Lütfen bu sohbeti yayalım. Bu konuda sizler de görüşlerinizi bildirin. Paylaşalım. Bakalım ne çıkacak ortaya diyoruz. Noktayı koyuyoruz. Evinize işte sevgiler, selamlar. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da unutmuyoruz sevgili kardeşlerim. Hoşçakalın.